Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri, İdlib'i ve Libya'yı ağırlıkla konuşacağız. Ama diğer taraftan Suriye ve Rojava'daki gelişmeler de gündemimizde olacak. Tabii Türkiye, Rusya, ABD, NATO, Avrupa ülkeleri derken birçok başlığımız bizim karşımıza gelecek. Bu arada Türkiye'nin buradaki rolüne ilişkin yeni gelişmeleri de konuklarımızla tartışacağız. Konuklarımız kimler olacak? Bereket Kar, araştırmacı yazar ama diğer taraftan da Arap dünyasında televizyonlara günlük birçok kez bağlanıp yorum yapan, konuyu yakından takip eden bir yazarımız. Bir diğer konuğumuz Bir Gün Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü, gazeteci yazar arkadaşımız İbrahim Varlı. Bir diğer arkadaşımız, konuğumuz ise Rojava'dan Nihat Kaya, gazeteci arkadaşımız. Ben her üç konuğa da hoş geldiniz deyip hemen ilk soruyla başlayayım. Bereket Hocam, sizden başlayalım diye düşünüyorum. Özellikle bu Kahire inisiyatifi ile ortaya çıkan son bir haftanın gelişmesi, son belki birkaç günde daha da yoğunlaşan, trafiği hızlandıran gelişmeyi sormak istiyorum. Bu Kahire inisiyatifi ile Libya Savaşı yeni bir sürece mi girdi? Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Başta sizleri, konukları ve bütün izleyicilerimizi selamlıyorum. Şimdi tabii Kahire bildirisi son derece önemli bir momentte ortaya çıktı. İşin gerçeği çok fazla beklenmiyordu. Çünkü şu ana kadar Mısır her ne kadar Hafter tarafını tutan bir siyaseti olsa bile çok aktif olmamakla beraber daha çok Arap Emirliklerini, Suudi Arabistan'ı ve aslında diğer Rusya'yı topun ağzına sürme ve kendisi biraz daha arkadan izleyen bir konumdaydı. Ancak Türkiye'nin son hamleleri işin gerçeği Mısır'ı çok tedirgin etti. Çünkü Mısır sınır olmak yanında şu ana kadar gerek Libya'daki Sarraç yönetimine karşı onun bir İslami en azından tandanslı bir güç olması nedeniyle artı Suriye'den oraya aktarılan on binlerce savaşçının aynı düşünceleri taşıyor olması Mısır'ı tedirgin etti büyük oranda. Tam bu noktada tabii Sarraç'ın bir ilerleme sağlayarak Hafter'e karşı ilerleme sağlaması karşısında işin içine birden ABD girdi aslında. Ve ABD hem Mısır'la hem Türkiye'yle hem Sarraç'la bütün oyuncularla diyaloğa girdi ve Sarraç'ı Türkiye'ye yolladı. Ama bunun yanında Mısır yeniden gerek Arap dünyasında ki rolünü yeniden oynamaya dönük bu rol Mısır'a verilmesinin doğru olacağı yaklaşımı çıktı ve nihayetinde ABD'nin desteğini alarak böyle bir atak yaptı. Yani bir siyasi müzakere çağrısı yaptı. Tabii bunu dikkat edilirse çok ciddi bir kabul gördü bütün taraflarla. Yani Avrupa Birliği'nden tutun, ABD'ye, Arap camiasına, diğer Arap yönetimlerine, bu işin içinde çok aktif olan Arap Emirliği, Suudi Arabistan, bir bütün olarak Mısır'ın arkasında dizildi ve Hafter'e bir ayar verilerek bu işin içerisinde buradan böyle bunu müzakere yoluyla yeni bir sürece yöneltme gibi bir yaklaşım oldu. Tam o sırada zaten Sarraç biliyorsunuz Türkiye ziyareti oldu, Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ardından daha önemlisi
bildirinin yayınlanmasından 1-2 gün önce Ankara ABD Büyükelçisi ile görüştü. Bu elçi, yani bir tanıtalım bu elçiyi, Beyrut, Şam, Amman, İsrail, Tunus, Cezayir, bütün bu ülkelerde elçilik yapmış ve Condoleezza Rice'ın müsteşarı olarak görev yapan bir şahsiyet. Hı hı. Bu konuda ben inanıyorum ki ABD bunu harekete geçirdi ve Sarraç'ın aslında Sarraç'la da konuşarak her ne kadar hemen masaya oturmayı kabul etmemekle beraber ancak bu rolün ondan böyle siyasi olarak masada müzakere yoluyla Mısır'ın öncülükte yapılmasını en azından istediler. Fakat Türkiye buna şiddetle karşı durduğunu daha sonraki tutumlarından, hatta Sarraç kuvvetlerinin en azından saldırılara devam etmesinden anlıyoruz. Ve ardından Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama, yani ne müzakeresi, bugün hala Hafter'in yanında duran bütün kim durursa onun karşısındayız ve biz orada zafer kazanacağız yaklaşımıyla buna cevap verdi. Ancak bu öyle olsa bile ben bundan sonra eksenin, masanın, bu Mısır'ın ilan ettiği bildiri, bu bildiride de her ne kadar uyulmamış olsa bile ateşkes meselesi, yabancı güçlerin buradan geri çekilmesi, en fazla Türkiye'yi ilgilendiren yan da burası, artı silahların teslimi ve müzakerelerin Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde müzakerelerin sürdürülmesi. Evet. Bu son derece önemli ve ben bu eksenin devam edeceği kanaatindeyim. Peki. Çünkü buna çok ciddi bir destek var. Evet, görünen o. Orada roller biraz daha herhalde belirginleşiyor. Belki de öyle düşünüyoruz. İbrahim Bey, size de sormak istiyorum. Özellikle biraz önce Bereket Bey de anlattı. NATO, ABD ve Rusya'nın rolleri giderek belirginleşiyor mu? Nedir? Gerçi çok karmaşık bir süreç. Doğrusu içinden çıkmak nasıl olacak pek belirgin değil ama o roller belirginleşiyorsa eğer önümüzdeki günlerde Libya'yı ne bekliyor? Şimdi öncelikle çok aktörlü bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok fazla bir element var, çok fazla dışsal etken söz konusu. Bu Suriye'de de böyle, Libya'da daha karışık bir durumda. ABD de başta olmak üzere birçok uluslararası aktörün tavrı henüz çok net değil açıkçası. Örneğin Libya denkleminde ABD nerede yer alıyor, ABD ne yapıyor dediğimizde bir daha ortalamacı bir tavır takılan ABD'den bahsediyoruz. Evet, NATO biraz daha inisiyatif aldı, daha doğrusu biraz daha eğilimini açıkça gösterdi. Ulusal, yani Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetinden yana tavır alacağını söyledi. Ama bu da zaten biraz Birleşmiş Milletler nezdinde Trablus yönetiminin temsiliyetinin olması dolayısıyla biraz bu tavrı aldı. ABD'nin Avrupa'daki en büyük müttefiklerinden Fransa örneğin Hafter'in yanında, Tobruk merkezli temsilciler meclisinin yanında. Ama ABD ortada duruyor. NATO'nun en büyük aktörlerinden ve finansörlerinden biri olan Fransa, Fransa'nın en büyük aktörlerinden olduğu NATO, Trablus yönetimini destekliyor. Yani çok karışık, iç içe geçen bir denklemden bahsediyoruz. Bu ilerleyen dönemlerde bu hem uluslararası kuruluşların, yani NATO gibi, hem de ülkelerin, küresel aktörlerin, emperyalistlerin tavrı yavaş yavaş belirginleşecek. Biraz nabız yoklama söz konusu, biraz sahayı görme durumu söz konusu, biraz bilek güreşi sürdürülüyor. Henüz NATO'da ağırlığını koymuş değil, ABD tarafını tam olarak seçmiş değil. ABD'ye rağmen NATO bir hamlede bulunamaz. Çünkü NATO demek ABD demektir.
ABD'nin net bir şekilde tavrını koymadığı bir denklemde NATO'nun sahaya girmesi zaten olası değil. Burada Türkiye'nin yani tavrı en net olan birkaç ülkeden, yani birkaç aktörden bir tanesi Türkiye. Bütün varlığıyla askeri, siyasi, lojistik olarak Saraç hükümetinin yanında yer alıyor. Diğer tarafta da Rusya ve Mısır, Birleşik Arap Emirliği üçlüsü çok net bir şekilde tavrını koymuş durumdalar. Onun dışındaki örneğin Avrupa Birliği'nin tavrı da ortalamacı bir tavır. Silahlar sussun, çatışmalar dursun. Trablus yönetimini biraz kayıracakmış gibi dursa da ama yönünü belirlemiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin iki lokomotif ülkesinden Fransa Hafter'in yanında. O yüzden hani AB biraz daha Trablus eğilimi görünse de gerisinde ama Fransa diğer tarafta. Böyle çok karışık. Diğer tarafta NATO da biraz önce belirttiğim benzer pozisyonda. Rolü tam anlamıyla Mısır aldı diyebilir miyiz bu karışık tablo içerisinde ya da rol Mısır'a mı verildi? Şimdi Orta Doğu'nun ülkelerimiz da sizler de çok iyi bilirsiniz. Orta Doğu'da tarih olarak öyledir. Mısırsız barış, Suriyesiz savaş olmadı. Mısır'ın denklemde yer almadığı bir pozisyonun, bir hareketliğinin başarılı olması mümkündür. Mısır hem komşu olması itibariyle hem Arap, Müslüman coğrafyasının lider ülkesi. Yani bizim siyasal İslamcılar bizim buna biraz soyundu ama geleneksel olarak Arap ve Müslüman toplumlarının lider ülkesi Mısır. Herkesin yüzü Mısır'a döner. Mısır büyük bir ülke. Yani Mısır biraz daha istatistik aldı tabii ki ama bunu biraz daha artıracaktır. Çünkü bir doğal komşu. İki bölgesel olarak çıkarları var. Üçüncüsü İhvan dolayısıyla kendi kişisel hesapları söz konusu. Bunun düğünü tabii ki Mısır yapacak. Yani bunu Türkiye yapamaz zaten. Yani o defterde zaten kalemi olmaz. Mısır biraz aldı. Bunu daha da ilerletmek isteyecektir. Tabii Kahire bildirisinden bir sonuç çıkmadı. Bak Kahire bildirisi esasında bir nevi Berlin'deki Libya konferanslarının bir devamıymış. Kabul edebiliriz. Çünkü orada 5 artı 5 askeri ortak komite çalışmaları başladı biliyorsunuz geçen hafta pazartesi günü. Evet. Yani telekonferans yoluyla da olsa görüşmeler sürüyor ama silahlar durmadı. Burada da aslında Hafter yönetiminin biraz bildiklerini yani sanıldığı gibi veya bizim darı anlattığı gibi Hafter yemilmiş teslim bayrağı çekmiş değil. Biraz stratejik olarak bir Trablus'un gerisine çekti. Bizimkiler içeride bunu zafer havasında, bunun da nedeni var tabii ki orada bilmiyoruz. İçin Libya'dan bir zafer sağlamak. Çünkü bir zafer havasına ihtiyaçları var. Çünkü içeride pazar, içeride çökmüş durumdalar. Ekonomi çökmüş durumda. İç kamuoyunu oyalamak için bir zafer piyesine ihtiyaçları var. Peki. Libya, AKP'nin, siyasal İslamcı AKP rejiminin bu zafer ihtiyacını karşılıyor şu anda. Peki. Türkiye girdi, denklemi değiştirdi, Türkiye girdi. Aslında evet denklem şöyle değildi. Trablus hükümetinin düşmesini engellediler. Ama büyük zaferler kazanılmış değil. Trablus çevresinde alınan birkaç köy, birkaç kasabanın çekilmesi veya Saraç hükümetinin alması savaşın seyrini değiştirmiş değil. Hala Türkiye'nin 4'te 3'lük Hafter'in kontrolü. Hala Hafter'in yanındaki uluslararası aktörler çok daha fazla. Rusya ve Arap Emirlikleri. Katar hariç. Bütün uluslararası neredeyse ABD zaten zaten Rusya'nın vurması başlı başına değiştirebiliyor. Cezayir'in diğer yani Libya'nın diğer batıdaki Cezayir'in tavrı Akkez'e yine öyle. Hepsi İhvancılardan dolayı. Bunları Arap milliyetçisi seküler bekliğimiz ya da siyaset karşısındaki aktörlere oynamayı kendileri açısından daha kazançlı. Çünkü siyasal İslamcılığın bölgeye verdiği zararı görüyorlar. Kardeşerek artacağını gerekti. Siyasal İslam İhvancıların karşısında otomatikmen birçok ülke dizilebiliyor. Bunu da toparlayacak olursak bu hani çok aktörlü güç mücadelesinin ya da çok aktör ver, dolayısıyla çok fazla senaryo konusu
ilişkiler iç içe girmiş durumda. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Böylesi bir karışık olayın içerisinde bizim, ben İstanbul'dan konuştuğum için biraz da ben buradan yorumlamakta hani fayda görüyorum. Bizim siyasal İslamcı iktidar bayılken Libya bataklığına girmiş durumda. Hı. Şimdi oradan nasıl çıkacak? Onun faturası ne olur? Peki bu, onu da umursamıyorlar. Onu da Nihat arkadaşımıza soralım. Özellikle Mısır'ın rolünü konuştuktan sonra Türkiye'nin de belki buradaki rolünü konuşmakta yarar var. Kahire inisiyatifinden sonra ateşkes konuşulmaya başladı. Türkiye şiddetle karşı çıktı. Hafter'e düşmanlık üzerinden tekrar orada savaşı büyütmeye dönük tutum sergiledi. Bunu Bereket Bey de dikkat çekmişti konuşmasında. Hakeza Mısır'ın rolünü de İbrahim Bey değerlendirdi. Türkiye ateşkese rağmen eşit biçimde tarafların masaya oturmasına karşı bir zafer havası içerisinde bir bütün olarak Hafter'i bitirip tüm Libya'yı Sarac'a teslim edeceğini söylüyor. Nedir Türkiye'nin rolü orada? Bu denilen gerçek mi? Ya da gerçekten iç kamuoyuna mı oynuyor? Bir de ABD ile ilişkiler üzerinden anlaştıklarında söylüyor Erdoğan. Bir uzlaşıya vardıklarını söylüyor ama ne olduğu da bilinmiyor tabii bu uzlaşının. Ne dersiniz? Şimdi Kahire bildirisine ilişkin ve Mısır'ın Libya sorununa yaklaşımında biraz daha öncü rol alması tartışmalardan da biraz olumlu değerlendirildi. Sanki biraz daha çözüme yaklaşıldığı yönünde bir tutum ortaya çıktı. Ben bu görüşe katılmıyorum aslında. Libya'da yaşanan ciddi bir sorun var, yani ciddi bir çatışma var. İbrahim Bey'in de dile getirdiği gibi kimin orada ne yaptığı, tarafların tutumları bile hala Libya'da belli değil. Özellikle de bu savaşı yürüten ABD ve Rusya'nın tutumlarına ilişkin söylemek mümkün. Bunların tutumları tam olarak netleşmediği için hala kim kimi destekliyor bu da belli değil. Kimin ne zaman kimi terk edeceği de belli değil. Ama aslında şöyle bir şey de oldu. Tüm taraflar bir şekilde Kahire inisiyatifine karşı çıkmadığını, desteklediğini de şu veya bu biçimiyle ifade etti. Evet, evet. Destek verdiklerini bildirdiler ama sonuç itibariyle nereye gidecek, çözüm çıkacak mı, o an o bağlamda söylüyor. Evet. Ahmet Mismari'nin bir açıklaması vardı, Hafter güçlerinin basın sözcüsü. Bazı dostandığımız güçler bizi terk ettikleri için geriledik, bazı yerleri bırakmak zorunda kaldık diyordu. Ki burada Rusya'yı işaret ediyor. Wagner güçlerini çekip petrol bölgelerine götürüp gelmiştirdiler. Rusya aynen Suriye'deki gibi Afrin'de nasıl bir tutum içerisine girdiyse Libya'da da benzer bir tepkilerine yönelik ABD de hala tutumunu netleştirmişti. Yani yapılan çeşitli açıklamalarda resmi olmayan açıklamalarda Türkiye'yi desteklediklerini söylüyorlar. Yani bunu Beyaz Saray ağzında söylemezse Jeffrey ve Libya'daki Türkiye'yi desteklediklerini belirtiyor. Yani. Hı. Ama bu somut politikaya, somut siyasete, sahada somut bir siyasete dönüşmediği için, görünmez olduğu için hala Türkiye ve bölgedeki güçler arasındaki çatışmaların ne yöne evrileceği insan kestiremiyor. Ama Mısır'ın inisiyatifi alıp Türkiye'nin de bunu kabul etmesi bence de zor görünüyor. Çünkü Suriye'de gördüğümüz siyasetin, yaklaşımın aynısı Libya'da şu anda yaşanıyor. Suriye'de Rusya, İran ve Türkiye Astana üçlüsü diye bir şey oluşturdular. Bölgede sözde çözüm üretilecekti ama Astana üçlüsünün Suriye siyasetini çözemeyeceğini herkes ilk günden söylüyordu. Çünkü Rusya ve İran'ın Türkiye ile tarihsel çelişkilerini herkes biliyor, bu söylüyor. Şu anda Mısır ile Türkiye arasında tarihsel bir çelişkiden söz etmesek bile güncel siyasette Türkiye ve İran tam karşı karşıya gelmiş. Çünkü AKP'nin özellikle ihvancı siyaseti ki Mısır'ın içerisine de hitap eden, Mısır'ın içerisindeki yaşanan karışıklığın
Mısır'ın terör diye tanımladığı şeyi diye Türkiye destekliyor. Bu durum Türkiye ile Mısır'ı kolay kolay bir araya gelmelerini engelleyen yaklaşım. Bundan dolayı Kahire inisiyatifinin Mısır'ın inisiyatifi ele alıp Libya'da bir çözüm geliştirmeyi isteyebilir. Bunu Berlin'de olduğu gibi herkes olumlu yaklaşıyor, olumlu karşılıyor ama sonuçta kendisiyle birlikte bir şey çıkmıyor. Soçi'de toplanıldı, İdlib'e ilişkin yine bir şey çıkmadı. Yani Suriye ve Libya'ya ilişkin yapılan toplantılar hep olumlu bir şeyle başlıyor ama sonra da sonuç çıkmıyor. Libya ilişkin de böylesi bir durumun yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü ABD her şeyden önce siyasetini belirlememiş. AKP de özellikle ihvancı siyasette ısrar ettiği için Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın uzlaşmaları şu an zor. Ama şunu da eklemek gerekir. Araya şunu sormak istiyorum Nihat, müsaade edersen. Türkiye ile ABD ne konuda uzlaşmış olabilirler? Çünkü her iki taraftan da uzlaştık, sorun kalmadı bağlamında açıklamalar geldi. Evet, Türkiye ile ABD'nin uzun süredir özellikle Suriye'de başlayan bir çelişkili dönemi var. Herkes hatırlar, bilir yani. Özellikle Kobane Savaşı ile birlikte ABD'nin biraz daha Kürtlere yakın bir siyaset izlemesi Türkiye'nin tepkisini çekti ve Türkiye'de zaten ondan sonra Rusya ile yakın bir ilişki içerisine girmeye başladı. Sonraki süreçler de biliniyor. ABD yeniden Türkiye'yi kazanmak, NATO'nun içerisine çekmek için uzun bir çaba harcadı ve resmi bir serekanyede bunun sonucunda zaten Türkiye'ye teslim edilen bir şey. Hangi konuda uzlaşmış olabilirler? Bölgede Rusya her geçen gün daha fazla güç haline geliyor. Suriye'de o şekilde oldu. Özellikle Cefri'nin Suriye siyasetini devralmasıyla birlikte yeniden Türkiye ile bölgede devam etme kararlılığının ABD'de gelişmiş olması Türkiye'yi Suriye'deki sorunun çözümünde Türkiye eliyle bir çözüme gitme istemi. Libya'da da aynı şekilde. Libya'da da şu anda Rusya ciddi anlamda bir güç haline geldi. Hafter'in son gerilemesi sayılmazsa Trablus neredeyse kuşatılmış ve düşmek üzere. Evet. Böylesi bir noktada Türkiye'nin müdahalesi ve ABD'nin desteği geldi. O zaman Rusya karşıtlığı üzerinden bir uzlaşma var. Onu mu demek istiyorsun? Rusya karşıtlığı. Şimdi Suriye'de petrol yatakları ABD'nin kontrolündeki bölgede, Libya'da petrol yatakları Rusya'nın kontrolünde. Geçiş hatları Suriye'de daha çok Rusya'nın denetiminde bulunan alanlarda ve Türkiye bir tarafta ve Libya'da da aynı şekilde boru hatlarının hepsi Trablus'tan ve şeyin kontrolünde geçiyor, Saraçlıların ve Türkiye'nin. Bundan dolayı tam bir uzlaşmaları şeyleri o bölgede bir petrolün taşınması için Rusya geri adım atmak zorunda kaldı. Belli bir uzlaşma yaratabilmek için ABD'de biraz daha o petrol yataklarını ve bölgedeki şeyi yakalamak için Rusya ile dengeyi yakalayabilmek için Türkiye'ye dolaylı anlamda destek veriyor ve bu çatışmalarda ona göz yumuyor. Peki. Ben tekrar Bereket Hoca'ya dönmek istiyorum. Doğrusu özellikle Hafter üzerinden de sanki bir karşıtlık gelişiyormuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani Hafter'in yerine Akila Salih mi hazırlanıyor Libya Parlamento Başkanı ya da başka bir plan mı var? Mısır inisiyatifi de sanki Kahire inisiyatifi de o noktaya doğru mu gidiyor? Bir de Kahire inisiyatifini Nihat Kaya arkadaşımız sizin gibi değerlendirmedi. Yani biraz da aslında İbrahim arkadaşımız da belirgin olmayan bir tablo var dedi. Ne dersiniz bu tartışmalar bağlamında? Şimdi Hafter meselesi, Sarraç meselesi, yani bu bugünkü ortaya çıkmış olan sembolik isimler şüphesiz önemleri var ama esas mesele büyük güçlerin oradaki çıkarlarının nereye doğru evrileceği meselesidir. Yani hiçbir güç orada Libya halkını düşünerek hareket ettiği yok. İbrahim arkadaşımızın söylediği karışık durum şüphesiz hala karışık bir durum var. Ama bu karışık durumu şu şekilde izah etme şansımız var diye düşünüyorum. ABD
Mısır'la son derece iyi ilişki içerisinde. Türkiye'yle de iyi ilişki içerisinde. Her ne kadar sorunları olsa bile sonuç itibariyle bir NATO ülkesi. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Diğer Körfez ülkeleri bugün yani müttefik olan güçlerin, yani Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, işte Bahreyn, yani bütün Körfez ülkelerinin bütünü ABD ile son derece yakın. ABD bütün bunları karşıya alarak Türkiye'yi sadece destekleme şansı yok bu süreçte. Ama Türkiye onun müttefikidir. Biraz sonra belki konuşacağız. Yani gerek Rojava'da gerek bugün ABD'nin Türkiye'ye verdiği mesajlar da son derece önemli ve Libya'yı da ilgilendirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Libya'da şu anda şöyle bir tabloyu göz önünde bulundurmamız lazım. Libya, Türkiye açısından Kuzey Afrika'ya ve diğer tüm bölgelere, yani Türk-İslam sentezi eşliğinde ve da halkın deyimiyle Osmanlıcılık stratejisi çerçevesinde anlama tahtası olarak orayı benimsemiş ve oraya güç yığmış. İkinci bir nedeni ise ekonomik ve enerji, yani enerji hatlarına en azından pay alma ve oradaki şeyi kontrol etme şeklinde bir iddiası var. Şimdi oraya gönderdiği güçlerden kolay kolay en azından Sarraç'ın ve de elde ettiği bölgelerden geri çekilme şeklinde kolay olmayacak, ama ben sonuç itibariyle bu demin söylediğiniz Arap camiasının artı ardında ABD camiası, orada Rusya olsa bile Rusya'nın bir nüfuz elde etmesi, eğer çok Arap ülkesinde olduğunu biliyor. Burada da böyle bir çabası ve hedefi var, ama sonuçta dengeler, yani Rusya ile ABD al gülüm ver gülüm üzerinden, farklı bölgeler üzerinde bir anlaşma sağlanmaması için ciddi bir neden yok. Her ne kadar karşı karşıya olsalar bile, bir nüfus savaşı olsa bile, nihayetinde Irak var, Suriye hala var, bu tür anlaşmalar sağlamak için. Araya girip şöyle bir şey sorsam. ABD ile Rusya iki küresel güçlü aktör olarak Irak'tan Libya'ya kadar uzanan hat üzerinde bir gizli ya da zımni anlaşmaya mı varmışlar? O noktaya mı getirmek istiyorsunuz? Ya da bu konuyla ilgili ne denir? Tamamıyla bir anlaşmaya varmış olsa bile zımni birçok ittifakların olduğu kanaatindeyim. Bu Suriye'den tutun Irak'a kadar vardır. Şu anda yeni atılan adımlarla beraber, yani Mısır'ın bu işin öncülüğü sorulması üzerine de bir anlayış içinde varıldığını düşünüyorum. Değilse Rusya bu şekilde bir yumuşak iniş yapamazdı hemen. Yani Rusya tabii orada diretmesi, yani bütün Avrupa Birliği'ni, NATO güçlerini ya ve oradaki yeni ilişki kurmuş olduğu Körfez ülkelerinden Mısır'a kadar ki güçleri de karşısına almak istemez. Dolayısıyla ABD ile bir şekilde orada bir anlaşmaya varacağı kanaatindeyim. Evet, peki. Tekrar İbrahim arkadaşımıza geçmek istiyorum, ama biraz önce sordum, doğrusu biraz da Arap dünyasını algılamaya dönük olarak tekrar benzer bir şekilde konuyu açmasını isteyeceğim. Mısır'ın rolüne ilişkin, yani Mısır yeniden bir Arap liderliğine soyunabilir mi ya da soyunuyor mu bir? Bir de şu var, yani 2011'den sonra Mısır'da çok büyük darbeler yedi.
özellikle İhvancı iktidarın gitmesinden sonra Sisi'nin gelmesiyle Batı'ya yeniden dayandı. Bu Batı'yla sorunlu olan Arap ülkelerinde de sorun olmaya başladı ama şimdi bakıyoruz Batı'yla sorunlu olanı da olmayanı da yeniden sanki Mısır'a bir rol vermiş. Nedir bu Mısır'ın yeniden bu tabloyu elde etmesindeki sır diyelim en azından? Ya açıkçası bir sır değildi. Yine gerçekten bilin siyasetin kendi doğası içerisinde gelişen bir durumdan bahsedebiliriz. Mısır evet Arap Baharı ile birlikte bir çalkantılı 8-10 yıl geçti. Ama yeniden yani tırnak içerisinde küllerinden doğacağı aşikardı. Mısır bölgede her zaman her daim yani hem ekonomik olarak güçlü hem askeri olarak nüfus olarak büyük bir ülke, coğrafi olarak büyük bir ülkeden bahsediyor. Bir dönem Arap camiası içerisinde Suudi Arabistan'la birlikte Mısır bir yeniden bir liderlik daha doğrusu Suudilerin alttan bastırmasıyla bir liderlik kapışması yaşamadılar değil. Suudi Arabistan'ın liderliğinde olduğu Körfez Arap monarşileriyle Mısır arasında bir liderlik kavgası. Tabii oradaki büyük ağabey Suudi Arabistan'dı. Ama Suudi Arabistan yaklaşık 8 yıldır, 5-6 yıldır Yemen Savaşı'nın bataklığına saplandığı için hem bir de petrolden kaynaklı ciddi bir hem ekonomik kriz yaşıyor hem de siyasi kriz yaşıyor. Bir de tabii malum bunların bir yansıması olarak içeride çok çalkantılı bir süreçten geçiyor Suudi Arabistan'da. Saray içi darbeler, yeni dizaynlar, Muhammed Bin Selman'ın işte yetiştirilmesi, onun önünün açılması için bir sürü prensin devre dışı bırakılması, yani saray içerisinde çok büyük oyunlar oynandı. Mısır bu süreçte Mursi sonrası dönemde o çalkantılı ilk birkaç yılı atlattı. Şimdi yavaş yavaş biraz kendisine gelmiş bulunuyor. Bu bir işin bir kısmı. Yani Mısır'ın tarihsel rolünden kaynaklı bir hareketlilik. Bir de Sisi'nin malum sonuçta darbeci bir askeri generalden bahsediyoruz. Sisi'nin kendi imajını hem uluslararası kamuoyunda hem de ülke içerisinde yeniden parlatması için artı Mısır'ın kendi içerisinde yaşadığı çok büyük siyasal, toplumsal ve ekonomik krizin bir şekilde dikkate dağıtmak için Mısır'ın da bölgesel rolünü tıpkı AKP hükümeti gibi dışarıda bir takım zaferlere ihtiyacı var. Örneğin işte Libya'daki çatışmaları durdurdum veya Libya'ya bir öyle ya da böyle bir nizam getirdim. Ya da Libya'da inisiyatif biz sürdürüyoruz. Biz işte büyük ülkeyiz. Biz işte Afrika'yı Orta Doğu'ya bağlayan köprü vaziyetindeyiz. Hakikaten öyleler. Biz yeniden işte büyük ülke, büyük rolümüzü oynamaya başladık. Bu süre zarfına bakıyorsunuz Suudiler yeniden devre dışı kaldılar. Bakın Suudilerin geçmişte oynadığı rolü bugün çok küçücük bir emirlik olan Birleşik Arap Emirlikleri üstlenmiş durumda. Evet. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın Arap Baharı dönemine kadarki olan süreçteki rolünü de üstlenmiş. Yani küçücük sizin dibinizdeki küçük bir emirlik Suudi Arabistan'ı, büyük ana karayı devre dışı bırakmış durumda ve bölgesel rolü oynuyor ve bunu yaparken de dikkat ediniz Yemen'de ve birçok yerde Suudi Arabistan'la da karşı karşıya gelmiş durum. Yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama izleyicilerimizin de bilmesi ve hatırlaması açısından Hadi hükümetini destekleyen Suudi Arabistan Türkiye ikilisine karşı Birleşik Arap Emirlikleri geçici Güney hükümetini yönetimi tanıdı. Yani Güney Yemen'i yeniden bağımsızlıktan bahseder oldu. Ayrılığı Yemen'in içinde bir üçlü bir parçalanmayı savunan, bir ayrılığı savunan yeniden bir Güney Yemen hükümetinin kurulması için bir takım faaliyetleri de var. Bütün bunlar varken Mısır tabii ki ortalığı bölgesel rolünü ne Suudi Arabistan'a ne... Kısaca araya girip sormak istiyorum. Özellikle Mısır-Türkiye çelişkisinde Türkiye
Suriye ve Libya'da Arap dünyasına yayılmaya dönük politika izleyince aslında Arap dünyasında bir ürküntü başladı. Buna belki Filistin'de dahil diyebiliriz. Yani o derece. Şimdi Mısır'ın tekrar devreye girmesi, aynı zamanda Türkiye'yi o alanlardan çıkarmaya dönük bir politikaya dönüşür mü önümüzdeki vadede? Tabii ki kuşkusuz. Orada ciddi bir hegemonik mücadele, yani bölgesel hegemonik bir mücadele başlayacaktır. Biliyorsunuz uzun yıllar Mısır, ki hala da aslında öyle, Filistinli, ya Filistin davasının hamisi durumundaydı. Her anlamda Filistinli örgütlere, Filistin yönetimine, zaten bir tane Gazze'ye komşu olması hasebiyle de sürdürücüsüyle. Şimdi Türkiye bir süre, son yaklaşık 8-10 yıldır sözde Filistin davasının savunuculuğunu üstlenmiş durumda. Sözde diyoruz tabii, çünkü bu pratikte bunun bir karşılığı yok malum, biliyorsunuz. Sadece seçim mitinglerinde iç kamuoyunu oyalama amacıyla ortaya atılan Filistin davasından bahsediyorum. Yani ne Gazze'ye gidilebildiği, ne İsrail'le askeri ekonomik ilişkiler kesintiye uğradı. Sadece göstermelik siyasi bir kriz varmış gibi yansıtılıyor. Bunu iç kamuoyunda bunu yutturuyorlar. Ama öyle ya da böyle bir Türkiye'nin Arap dünyasında, yani Arap coğrafyasındaki sorunlara müdahaleliği tabii ki en ufak bir Arap bireyini daha tedirgin eder durumda. Çünkü evet. Türkiye, yani Arap coğrafyasını biz, yani biz dediğimiz yani toplum, dünya, Türkiye yanlış tanıyor. Yani Arap coğrafyasını bir bütün olarak algılıyoruz biz. Hani ya hep Arap diyoruz ama Arap dediğimiz şey, dünya yaklaşık 300-400 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 20'ye yakın ülkeden bahsediyoruz. Evet. Hani bir tek ülkeden bahsetmiyoruz. Yani Araplar çok çeşitli, çok zengin, kültürel olarak, toplumsal olarak çok geniş bir coğrafyadan. Şimdi Türkiye bir dış aktör olarak buraya girmiş. Hani Arapların içerisinde siz durun, ben sizin liderliğinizi yapacağım. Ben sizin hamilinizi üstleneceğim. Siz peşimden gelin. Ben Sünni Müslüman dünyasının, İslam dünyasının lideri olacağım. Yani dolayısıyla o Osmanlılık üzerinden, ne Osmanlılık üzerinde yürüttüğü politikanın sonuna mı geldi? Kısa. Evet, ya şimdi bu da hani haliyle Mısır'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Yemen'in de, Sudan'ın da bütün ülkelerin tepkisini çekiyor. Evet. Hani bu meydan boş değil. Siz bir Arap dışı bir aktör olarak gelip Arap coğrafyasında kendinize rol biçiyorsunuz. Yeni Osmanlıcı emeller peşinde koştunuz. Bu da tepki çekiyor ve bu tepkiyi gösterilen başında da Mısır var. Mısır ilerleyen dönemlerde biraz daha bu siyasi ekonomik krizini atlatırsa, biraz zor gözüküyor ama bölgesel sorunlarda, sadece Libya değil, Filistin sorununda da yeniden başa aktör olacaktır. O zaman hani Türkiye tamamen o top oynadığı, oyun oynadığı alanlardan gerisin geri kaçmak zorunda kalacak. Peki. Nihat Kaya, bu soruyu aslında biraz da Türkiye ve Arap dünyası boyutunda sana da sormak istiyorum. Birincisi, Türkiye'nin Libya siyaseti kimin işine yarıyor? Yani Libya özelinde soruyorum, biraz açman için belki, ama geniş bağlamda da Türkiye ne Osmanlıcı, yayılmacı, işgalci yaklaşımla Libya'ya kadar uzattı kendini. Suriye'de bir bölgelerin bir kısmında alan hakimiyeti de sağlamış kendisi ve kendisine bağlı gruplar aracılığıyla. Bu siyaseti tam olarak nasıl yorumlamak lazım? Dışarıda sürekli karşıt yaratan ama içeride de yandaş arttıran bir siyasetten söz ediyoruz. Aynı zamanda doğrusu nasıl değerlendirmek gerekir, dinlemek istiyoruz. Türkiye'nin yani Suriye siyaseti, Libya siyaseti, Orta Doğu'ya yönelik olarak geliştirmiş olduğu müdahalelerin çoğunun saha anlamda, fiiliyatta Rusya'nın işine yaradığını söylemek mümkün. Rusya'yı güçlendirdi, Rusya'nın etkisinin artmasına neden oldu. Pratik anlamda böylesi bir sonuç ortaya çıkardı. Fakat bu yayılmacı siyaset, yani bölgedeki İbrahim Bey'in de belirttiği gibi Sünni kesimin liderliğine Türkiye oynuyor.
Fakat buna oynarken zaten bir dağınıklık var Sünni cephede. Şii cepheyi İran bunun öncülüğünü yapıyor, bunu yönlendiriyor. Neredeyse dünyadaki bütün Şiilerin yaşadığı yerlere ulaşmış. Türkiye'de özellikle cemaat döneminde dünyadaki dünyanın her tarafına yayılmış olan Müslümanların içerisinde örgütlenerek böylesi bir zemini hazırlamıştı. AKP de bu zemini devralarak yeniden bu liderlik Sünni kesimin liderliğini ele geçirmek için böyle askeri boyutuyla bir harekete geçme durumu yaşadı. Fakat yani bunu yaparken ihvancı siyaset ile Mısır, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki diğer devletler ile karşı karşıya geliyor. Bu karşı karşıya gelişi ileriki süreçte Türkiye'nin karşısında daha güçlü bir bloğun oluşmasına neden olacak. Çünkü direkt Mısır'ın içerisine, Suudi Arabistan'ın içerisine müdahale eden, iç siyasetine müdahale eden bir dış politika izliyor ki bu Türkiye'yi gelecek dönemde çok zorlayacak bir sonuç yaratacak. Tabii bu durumun ABD için çok ciddi bir kazanım şu ana kadar sağladığını söyleyemem ben. ABD Tunus'tan başlayıp Libya'ya müdahale, hatta Mısır'da mübareğin değiştirilerek Mursi'nin getirilmesi bile yani ABD'den bağımsız olarak gelişen olaylar değildi bence. Suriye'de de öyle. Türkiye sürekli izlediği dış politikayla ABD'yi zayıflatan bir siyaset izledi. ABD'nin bölgede yaratmak istediği değişimi engelleyen bir siyaset izledi. Fakat bunun son temel nedenini nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Türkiye'nin ABD'yi siyaseten zayıflatmasının Orta Doğu'nun yeni dizaynındaki Kürtlerle ilgili tartışmalarla bağlantısı var mı? Ya da o şekilde mi değerlendirmek yani, gerekir? Akla gelen bu olduğu için soruyorum. Sonuçta Türkiye bir NATO ülkesi. ABD de ona böyle bakıyor. İdlib'de Türkiye'yi desteklerken, Libya'da Türkiye'yi desteklerken hala Türkiye'nin şımarık çocuk pozisyonunda kabul edip NATO içerisinde tutmaya çalışmasına rağmen bölgede Arap Baharı denilen değişim rüzgarı veya 3. Dünya Savaşı denilen savaş içerisinde bir değişim rüzgarı eserken bu Türkiye'nin işine gelmiyor. Türkiye bölgede bir değişim yanlısı siyaset izlemiyor. Statükocu 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan statükonun tek korunması taraftarı. O yüzden Lozan'da ısrar ediyor hala. Ve bölgedeki statükocu güçlerle hareket ediyor. İran'la hareket etmesi bu temelde gelişiyor. Beşar Esad'la 2000 sonrası kardeş olmaları sonraki süreçte her ne kadar belli bir çelişki yaşadıklarını söyleseler de yeniden kardeş olmaları kaçınılmaz. Her an kardeş de olabilirler. Irak'la benzer bir siyaset, yakın bir siyaset izlemeleri Türkiye'nin statükocu yaklaşımından ve bölgede yaşanabilecek her türlü değişim karşısındaki tutucu yaklaşımından kaynaklanıyor ki Körfez Savaşı döneminde ABD'nin bölgeye geçişini engellemesi, Irak'a müdahale, 2003'teki müdahale döneminde tezkereyi vermemesi, tüm bunlar bölgedeki değişime karşı duruşundan, statükocu yaklaşımından kaynaklanıyor ki sen de belirttin, böylesi bir değişim en başta Kürtleri etkileyecek. Bu kaygıdan kaynaklı olarak Türkiye bölgede yaşanacak her türlü değişimin önüne geçmeye çalışıyor. Bu da ABD siyasetiyle çelişiyor. Tabii çok objektif kısa, olarak çok çelişiyor. Kısa araya giriyorum. Mümkünse şuna da, yani şimdi ABD ile uzlaşması, Erdoğan'ın da bunu deklare etmesi Türkiye'nin yeni bir siyasete evrilebileceğine işaret mi? Yoksa başka bir şey mi söz konusu? ABD Türkiye ile yürümek zorunda. Türkiye de ABD ile yürümek zorunda. İkisi birbirinden ayrılamazlar. Özellikle Orta Doğu siyasetinde Orta Doğu'ya bir değişim, bir hareket yaratılmak isteniyorsa Türkiye'siz ne ABD hareket edebilir ne de ABD'siz Türkiye hareket edebilir. ABD bölgede İran'ın etkisini kırmak istiyor. Temel amaçlarından bir tanesi de budur. İran'ın etkisini kırmak. Bunu Türkiye olmadan yapamaz. 2012'de bir ambargo uyguladılar. O ambargoyu bile başaramadılar çünkü bu ambargoyu Türkiye deldi. İşte Rıza Zarrab davaları hep o dönemden kalmadı. Halk Bankası davası o dönemden kalmadı. Türkiye'yi yanına çekmeden ABD de bölgede hiçbir değişim yapamayacağını fark etti. Bundan dolayı birbirlerine yakınlaşmak, uzlaşmak istiyorlar.
uzlaşmanın yollarını arıyorlar. En son Mısır inisiyatifini belirttiniz. Mısır inisiyatifinin gelişmesinin bir nedeni de ABD'nin Türkiye ile Mısır'ı bir araya getirme isteminden kaynaklandı. Fakat peki, özellikle Türkiye'nin ihvancı siyaseti Mısır ile bir araya gelmesini engelleyen temel sorun halinde duruyor. Konuşmuştuk. Buradan müsaade ederseniz biraz da aslında Suriye başlığına geçelim diyorum. İdlib'i de konuşmakta yarar var. Çünkü çok birbirine bağlı Griffith meseleleri. Tekrar Bereket Hoca'ya dönmek istiyorum. Şimdi Rusya askeri operasyonlarına yeniden hız verdi. İdlib'de çatışmalar başladı. Birçok şey konuşuluyor. Türkiye orada hangi denge içerisinde nasıl oturacak çok belirgin değil. Bölgeye Türkiye askeri yığınağını arttırmaya başladı. Suriye hükümeti de tartışılıyor. İşte başbakan görevden alındı. Yeni bir başbakan atandı. Nedir o Orta Doğu'nun Suriye ayağında özellikle İdlib'de yaşananlar? Anlayabileceğimiz şekilde doğrusu merak da ediyoruz. Orada çok ciddi gelişmeler olduğu da görünüyor. Ben buraya girmeden sadece iki cümle söylemek istiyorum bu Libya meselesiyle alakalı olarak. Libya'da son olarak bir de önümüzde şu anda belki çok yakında bu ayın 17'sinde filan söyleniyor. İsrail'in yeni bir hareketlenmesi var. Bu mesele bence ABD bunu düşünerek de bugün Mısır'a belirli bir rol vermeye çalıştı. Her ne kadar Türkiye, Kudüs ve de yeni Trump'ın 100 yıl projesi bizim için kabul edilemez dese bile bugün Körfez ülkeleri artı Mısır bu projeye çok sıcak yaklaşmasa bile karşı taraf karşıdan itiraz eden bir durumları olmadığı için bu güçlerin bütünü toparlayıp Filistin meselesinde de adım atmak istiyor. Dolayısıyla Mısır'ı daha fazla öne çıkartarak ve ben eminim ki bu 100 yıl projesi çok ciddi yeni saflaşmalara da yol vermeden ya da bunu tabii yönetimler bazında, halklar bazında aldığımız zaman son derece ciddi, başta Filistin'de ve diğer tüm Arap halklarında ciddi bir tepki var. Ama yönetimler bazında ABD bunu düşünerek burada siyasal bir sürece, bir müzakereye sokmaya çalışıyor Libya meselesini. Evet, şimdi şeye dönecek olursak, İdlib'e. İdlib meselesinde herkesin izlediği ciddi yeni bir sıcak çatışmalar başladı. Aslında bunun bir yanı gene Libya ile alakalı yanı olduğunu düşünüyorum. Bir o yan, ikincisi Rojava ile alakalı yanın olduğunu. Şimdi ABD verdiği mesaj arkadaş ifade etmişti. Jeffrey bu sorumluluğu üstlenince Türkiye ne yaparsanız yapın biz arkanızdayız dedi. Ama bu kadar. Yani Suriye dosyasının esas itibariyle Rusya'nın elinde olduğunu hem ABD'de kabulleniyor hem de Türkiye, İran, yani bu Soçi, Astana görüşmelerinden ortaya çıkan her ne kadar şu ana kadar tamamıyla bir sonuca götürülmemiş olsa bile ama hem Türkiye'ye burada bir alan açıldı. Çünkü Rusya'nın Türkiye gibi bir derdi var. Yani NATO'nun içinde yer almış bir güç. Kendisiyle şu ya da bu şekilde İran meselesinde hala hizaya getiremediği bir güç. Dolayısıyla burada Türkiye'ye belirli bir rolün verilmesi gerekiyor. Tabii bunu ABD'nin yaklaşımı. Rusya ise kendi açısından gerek sınır olması, gerekse işte bir sürü enerji hatları, işte askeri anlaşmalar vesaire, yani sayabileceğimiz çok şey var. Bunlar farklı bir şekilde konuşulabilir. Ama Rusya'da bir yere kadar ciddi toleranslar tanıdı. Ama şu anda
Türkiye İdlib'i neredeyse bir savaşçı deposu haline getirmiş durumdadır. Hem yeni bir Suriye'nin oluşumunda siyasal süreçte masada söz sahibi olmak, iki, imarında sahip olmak, üç, kendi sınır güvenliğini oluşturmaya çalıştığı dün İçişleri Bakanlığı denetlemeye gitti ya. İdlib'de denetleme yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı bir denetleme yapıyor. Şimdi orada 20 bin bireketli işte yeni evlerin inşa edileceğini söyledi. Yaptıkları yatırımlar bir orası Suriye için olduğu kadar Libya'ya gönderdikleri savaşçılar bugün 15 bini bulmaktadır. Belki daha fazladır. Kimse tam sayısını bilmemekte. Burada şimdi bu iş biraz Rusya'nın da işine geldiğini, başta işe geldiğini söylemek lazım. Çünkü orada Çeçenlerin, Uygurların, işte diğer din muhafızlarının ve kendi arka bahçesinde savaşan güçlerin oradaki şekliyle tasfiye edilmesi ya da götürülmek istenmesi Rusya'nın işine gelir. Ama bunlar gitmediler, büyük oranda gitmediler. Sultan Murat güçlerine tamamıyla Türkiye'nin kontrol ettiği, mesela onları göndermeye çalıştılar. İkiye bölündü bunlar. Bir kısmı itiraz etti. Dediler ki biz diğer bölgelerde savaşa gitmiyoruz. Bizim ülkemiz burada savaşacağız Türkmenler olarak. Tabii ki İdlib'de şu anda gelinen nokta gene tıkanmış durumda. Yani Moskova görüşmesinde alınan kararlar, M5, M4 yolların açılması, işte 6'şar kilometre bu yolların ötesine geri çekilmesi olmadı. Türkiye şöyle bir girişim yaptı. Türkiye gene zaman istedi, zamana oynuyor. Moskova'dan zaman istedi ve dedi ki, ya biz yeni bir oluşum, bütün güçleri, temsilcilerini Türkiye'de topladı. Bunun içerisinde şey de dahil, temsilcilere dahil Nusra güçleri. Yani yeni bir oluşumla, yeni bir isimle en azından terör listesinden çıkartmaya dönük, ki ABD buna yeşil ışık yaktı. Jeffrey buna ilişkin bir atak yaptı. Fakat Hürrasiddin artı işte Uygurlar ve bir kısım Nusracılar gene karşı çıktılar. Dolayısıyla şu anda çatışma bu esas üzerine yeniden başladı. Peki neden şu anda mesela Rojava'ya dönük belirli bir suskunluk var? Bilmiyorum, bunu belki ayrı bir başlık olarak konuşacağız. Belki zamanımız kalırsa aslında her birinize bir Rojava turu da vermek istiyorum. Kalan zamanı da verimli değerlendirmek adına. İsterseniz bu İdlib'le ilgili benzer soruyu ben İbrahim Varlı'ya da sorarak devam edeyim. Son cümleyi tamamlayayım. İdlib'deki bu durum ilelebet sürme şansı yoktur. Evet. Sürekli orada İran güçleri var. Orada Hizbullah güçleri var. Orada birçok farklı ülkelerden gelmiş güçler var. Bunlar Suriye yönetimiyle Suriye toprağını alma gibi bir Suriye'nin de bir derdi olduğunu söylemek lazım. Fakat Türkiye'de bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak bugün burada konumlanmayı devam ettireceği ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmak için direteceğini, demin söylediğim farklı nedenler de dahil tabii birçok daha neden var bunun yanında, devam edeceğini düşünüyorum. Peki. İbrahim Varlı'ya benzer soruyu da sormak istiyorum. İdlib'de çatışmalar şiddetleniyor ama bu çatışmalar aynı zamanda Libya bağlamında da konuştuk ama Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirir mi? ABD ile özellikle Türkiye'nin uzlaşması bu anlamda nasıl değerlendirilmeli? Uzlaşmayı tırnak içerisinde kullanıyorum tabii. Bildiğimiz bir şey yok. Sadece Trump ve Erdoğan'ın kullandığı tek kelime var. Uzlaştık diye.
Evet, hocamız bahsetti aslında, hani doğru bir noktaya temas etti. İdlib meselesinin, yani İdlib krizinin bu şekilde uzun bir süre devam etmesi mümkün değil. Bu sadece dondurulmuş bir sorun. Yani uluslararası ilişkiler tabiriyle söylersek dondurulmuş bir sorundan bahsediyoruz. Ve bu o nedenle sık sık arada bir tam silahlar sustu denirken yeniden patlak veriyor. Şimdi işte birkaç gündür yeniden çatışmalar baş gösterdi. Zaten mayınlı bir bölgeden bahsediyoruz. Çünkü tıpkı İdlib'de Libya gibi çok karışık bir denklemin merkezinde yer alıyor. Bir sürü aktör var. Küresel aktörler var Rusya gibi. Bölgesel aktörü var Türkiye gibi. İşte radikal İslamlı cihatçı örgütler var. Onun İsrail boyutu var. Onun İran boyutu var. ABD boyutu var. Kürt boyutu var. Birçok aktör bir küçük bir İdlib sahasında karşı karşıya gelmiş durumdalar. Bu nedenle yani silahın ne zaman patlayacağını kimse bilemez. Yani, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine bir köklü bir kopuşa yol açar mı İdlib? Açıkçası bunu söyleyemeyiz. En azından kendi adıma söyleyemem. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkileri İdlib'i de Suriye'yi de aşan bir kapsama bürünmüş durumdalar. Rusya artık Türkiye'nin en önemli partnerlerinden bir tanesi olmuş durumda. Nükleeri Rusya'nın elinde. Büyük yatırımları Rusya'nın elinde. Enerjisi, Türk akımı, Mavi akımı vesaire Rusya'nın elinde. Tamamen Rusya bu krizi öylesine bir fırsata çevirdi. Türkiye'yi ekonomik olarak, teknoloji olarak, S-400'ler vesaire Türkiye bir şekilde avucunun içerisinde almış durumda. Peki, Türkiye'yi kaybetmek üzere almış. Türkiye, ABD ve Rusya arasında bu ikili politikayı ya da onlar arasındaki çelişkilerden yararlanma politikasını sürdürebilir mi? Sürdüremez tabii ki. Bir süre daha böyle gidecektir. Bir süre daha biraz daha Rusya'ya yanaşacaktır. Bu aralar yani Libya gelişmesi, İdlib, Suriye bağlamına baktığımız zaman yeniden bir ABD'ye yönelik, ABD'ye bir sinyal çakma, ABD'ye bir yanaşma var. Çünkü ABD ile Türkiye arasında makas bir hayli açılmıştı son dönemlerde biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi o makas biraz daha daralıyor o aralık. Böyle olunca da Rusya ile karşı karşıya geliniyor. İşte makas daraldığı anda Libya özelinde konuşursak Rusya ile karşı karşıya geliyorsunuz. Makas açıldığı zaman da Rusya'nın yanına düşüyorsunuz. ABD ile ilişkiler daha da kötüleşiyor. Şimdi hı. Ama Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği işte biz Trump'la anlaştık ifadesi çok önemli. Tabii ki her iki liderin de sözüne çok güvenilmez. Anlaştık dese de çok anlaşılmış gibi durmuyor. Ama en azından bir kanal yakalanmış durumda. Hani yeniden biz ilişkileri revize edelim. Yeniden biz eski günleri bir şekilde, yani tam olarak dönemesek de eski günlere bir dönüş sinyali verelim dediler. Çünkü ABD'nin de bölgesel politikalarını hayata geçirmesi için Türkiye'ye mutlak şekilde her anlamda var. Yani Türkiye, NATO'nun, ABD'nin güneydeki sınır karakolu. Yani bunu unutmamak lazım ki yani her iki konuşmacı arkadaşımız da bunu vurguladılar zaten. NATO'nun önemli bileşeni. NATO'daki en fazla askeri varlığı olan ikinci ülke ABD'den sonra. Dolayısıyla yani bir çırpıda atılacak, kenara bırakılacak bir ülke değil. Suriye için dahil. Yani Suriye'nin bu ABD için de böyle, Rusya için de böyle. Türkiye'yi kaybetmektense Suriye'yi kaybetmeyi yeğlerler. Çünkü Türkiye misliyle Suriye demektir her anlamda. Coğrafya olarak, ekonomik olarak, askeri olarak her anlamda bir pazar olması anlamıyla Türkiye her zaman kaybetmemeye çalışır. Şimdi Türkiye, AKP bu çelişkinin farkında. Ama iki büyük küresel aktörün, hegemon ülkenin arasında hani bir ona yanaşan bir tahterevalli siyasetliğinin de bir ömrü olacak. Hı. Bu ilelebet böyle gitmeyecektir. İkisinin arasındaki sürtüşmeden faydalanma siyasetinin de bir gün sonuna gelinecektir. Henüz o yolun sonuna gelinmiş değil. Bunu söylemek lazım. Ama arayışlar devam ediyor. O noktaya doğru gidiyor diyorsunuz. İttifakler, ittifak, yeni kurulan ittifaklar, bozulan ittifaklar, dağıtılan yeni roller, yani bir hareketlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an için mutlak cümlelerin kurulması yanlış olur. Ama görünen o ki ABD ile yeniden ilişkiler ısıtılıyor.
ABD'ye bir sinyal verilmiş durumda. Rusya'yla bir şekilde zaten ilişkiler iyiydi ama İdlib özelliğinde karşı karşıya gelinmek durumu söz konusuydu. O temelen Rusya ve Suriye yönetimi İdlib operasyonuna habire Türkiye'nin ağırlıklı baskısı ve basıncıyla ertelemek zorunda kaldılar ama bu muhtemelen biraz daha böyle gidecektir. Ama İdlib sorunu da öyle ya da böyle çok uzun ömürlü olmayacaktır. Yani evet, o sorunun oradan çözülmesi gerekiyor ki hem Rusya'nın eli güçlensin, hem Suriye yönetiminin, yani Şam yönetiminin eli kolu kuvvetlensin ki Suriye'nin diğer sorunlu bölgelerine yönelebilsinler. Peki. İdlib orada olduğu müddetçe, cihatçılar orada olduğu müddetçe Şam yönetimi de yerinden çok fazla kıpırdayamıyor. Çünkü Laskiye'nin, Şam'ın hemen yukarılarından bahsediyoruz. Orada malum Rusya'nın askeri üsleri var. Evet. Rusya'nın fiili bir çıkarı söz konusu orada. Orada siz Rusya'yı, Şam yönetimini oyalayınca, hani Fırat'ın doğusunda olsun, Suriye'nin kuzeyinde, yani Kürt bölgelerinde olsun, Rojava bölgesinde olsun, oradaki planlamalar sürekli ötelenmek zorunda kalıyor. Ama toparlayacak olursam, çok dağıtmış olmayayım. İdlib meselesi daha çok su kaldıracaktır. Muhtemelen bir yeni daha kapsamlı operasyonla başlayacaktır. Yeniden bir ara bulunacaktır. Yeniden işte göç akını durdurulacaktır. Çünkü İdlib demek aynı zamanda Avrupa Birliği demek. Evet. Yani maalesef böylesi bir birbiriyle çok bağlantılı konular. Bağlantılı bir şey. Çünkü mülteci akını. Evet. Biliyorsunuz sınırları açtılar. Pandemi salgını araya geldi. Yeniden sınırları açabilir. Yaz ayları geldi. Habire muazzam bir göç akını olabilir. Haliyle ABD de gelip devreye giriyor. Aman işte Türkiye'ye ekonomik mali yardım. Hı hı. Ama bunları durdurun diye. Bütün bu İdlib'i, Suriye'si, işte Lovası, Fırat'ın doğusu, batısı, Libya, aslında hepsi birbiriyle ilintili. Sorunlar silsilesi. Orta Doğu'nun bütününe yönelik bir ciddi bir design, bir ciddi bir ne diyelim, bir hareketlilik, bir altı sonuç söz konusu. Dolayısıyla bir yerdeki bir fay hattı harekete geçtiği zaman, Libya'daki örneğin, o Suriye'yi de etkiliyor. Çünkü İdlib'de savaşan, Suriye'de savaşan cihatçılar, radikal İslamcılar aynı zamanda İdlib'e de götürülüyor. Libya'ya da götürülüyor. Dolayısıyla birbiriyle ayrıntılı bir şekilde bağlantılı bir durumdan söz ediyorsunuz. Bir tarsıntı bütün bir o silsile fay hattını harekete geçiriyor. Peki. Bütün üstüne bakmakta fayda var. Peki. Nihat Kaya, aslında biraz daha Rojava boyutunu size sormak istiyorum ama tabii mutlaka İdlib'te yaşanan gelişmelerle ilgili diyecekleriniz varsa onları da dinlemek isteriz. Rusya, Türkiye, ABD ilişkileri bağlamında. Ama bu Rojava'ya da etkiliyor aynı zamanda. Rojava'daki son durumu da gözlediğimizde bir taraftan Kaseda'nın DAEŞ'e karşı operasyonları sürüyor. Ama diğer tarafta Rojava'daki çete gruplarının ya da işte Türk Devleti ile ilişkili birimlerin işte Minbiş'te görüldüğü gibi kasada yöneticilerde ya da yerel askeri yöneticilere suikastlar yapabilecek kadar da hala ileri gittiklerini görüyoruz. Rojava'daki son durum bağlamında bu konuyu ele aldığınızda durum nedir? Orada özellikle Jeffrey'nin tutumundan da söz ettiniz. Jeffrey deyince de biraz oturup düşünmek gerekiyor doğrusu. Ne demek istersiniz? Yani genelde tartışma konusuna ilişkin olarak başta şunu eklemek gerekir. Şu an devam eden Dünya Savaşı'nda Libya ve Suriye'yi birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Dosyaları iç içe geçmiş. Bir yerde taviz almak için diğerinde taviz verir pozisyonda duruluyor. Libya'da taviz almak için Suriye'de taviz veriliyor. Böylesi bu düzeyde dosyalar iç içe geçmiş. Birinde çözümün gelişmesi için diğerinde de neredeyse bir çözümün gelişmesi gerekiyor. Bu kadar iç içe geçmiş durumda. Fakat dikkat edilirse 2011 ile birlikte başlayan savaş döneminde bir vekalet savaşı şeklinde savaşlar ilerledi. Ta 2014-2015'e kadar da
2015-2016 kadar gibi yanılmıyorsam Cerablus, Türkiye'nin Cerablus'a girmediği döneme kadar bu şekilde yürüdü. Çeşitli örgütler desteklendi, gizliden desteklendi, silah verildi. Bunların çatışmasıyla bölgede güç haline gelmeye çalışıyordu devletler. Ama özellikle Türkiye'nin Cerablus'a girmesi, ardından Azaz, ardından Afrin, İdlib ve en son Libya ile birlikte sahaya devletler in. Ama hala şu anda bu çatışmanın bir vekalet savaşı olmasından çıkmasını istemiyorlar. Bu bir devletler arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyorlar. Bundan kaynaklı bu vekalet savaşına biçimsel de olsa hala sürdürülüyor. Bir İdlib'de yaşanan durum buydu yani. İdlib'de yaşanan Rusya ile Türkiye'nin çatışmasıydı. Rus uçakları Türk askerlerini vurdu 5 Mart'tan önceki şeylerde. Ama Rusya vurmadığını söyledi. Türkiye'de rejimin üzerine attı. Rejim güçlerine açıktan Libya'da silah gönderiliyor, asker gönderiliyor ama silahı kullanan odur, şeydir deniliyor. Hala bir devletler savaşına dönüşmemiş. Bundan dolayı devletler kendi kozlarını paylaşmadıkları için yer, karada küçük örgütler bölge halkının çatışması şeklinde göründüğü için bu savaş hala uzuyor, bundan sonra da uzayacaktır. Esas olarak bölgede rolü yürüten, bölgedeki savaşı yürüten güçlerin kendi aralarında bir kozlarını paylaşması gerekiyor. Bundan dolayı bence Libya sorunu, İdlib sorunu, Afrin'deki sorun, bunlar biraz daha uzayacak, çözümleri biraz daha zaman alacak gibi. Bu çelişki ve çatışmaların Rojava'ya yansımasını sormuştunuz. Şimdi Rojava'da sadece yani çeşitli çete gruplarının Minbij'deki saldırıları değil, Rojava'nın içerisinde direkt bir müdahale de söz konusu. Belki sorunuzda da yok, şeyinizde de yok ama bir NKS, PYD arasında, NKS ile bölge yönetimi arasında başlatılan görüşmeler bana kalırsa Rojava'ya yapılan müdahalenin bir parçası. İşte ABD, Jeffrey'nin projesi, Türkiye'nin de kısmi bir desteği söz NKS'nin Afrin'de çetelerin yanında yer alan, muhalefet denilen bu çete gruplarıyla birlikte Suriye'de yer alan NKS'nin Rojava'ya yerleştirilmesi, ardından Roj Peşmergeleri denilen o grupların, silahlı grupların getirilerek Rojava'ya yerleştirilmek istenmesi, Rojava'ya yapılan müdahalenin esasını oluşturuyor. Ve bu bir ABD planı olarak bence gelişiyor. ABD Türkiye'yi memnun etmek için, daha doğrusu biraz önce de dile getirdiğim gibi 2014 sonrası bir gelgit yaşadı ABD'nin Orta Doğu siyaseti, Kürtlerle acaba devam edebilir miyiz noktasına geldi ama McGurk ve diğer kesimin ABD siyasetinden uzaklaşması sonrası Jeffrey yeniden 2013 öncesi 2011'de başlatılan Aid Donat programlarına, ki Jeffrey'nin kendisi öncülük etmişti Türkiye ile buradaki Suriye'deki silahlı grupları silahlandırıp gönderme siyasetini, McGurk sonrası Jeffrey'nin gelişiyle birlikte yeniden bu siyaset devreye girdi. Bu siyasetin temeli bölgedeki değişimin Türkiye eliyle yapılması siyasettir. Orta Doğu'nun genelindeki siyasetin deki değişimin Türkiye eliyle yapılması. Araya gireyim. Bundan dolayı PYD'nin ve KSD'nin özellikle NKS ile yürütülen sürece sıcak bakmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü onlar da çok ciddi bir çaba içerisinde son oluşan 25 partinin birliğiyle birlikte ikinci bir aşamaya geçtiği de açıklandı. Onu nasıl değerlendirmek gerekir? Bir şimdi ABD ve Türkiye müdahalesi ise. Şimdi ikinci aşamaya geçti denildi. Evet, KSD buna öncülük etti. Bölgede Kürtlerin bir ulusal birliği yaratılmadan, Rojava için de böyle, Güney Kürdistan için de böyle. Kürtlerin bir ulusal birliği yaratılmadan, birlik olmadan 21. yüzyılda Kürtlerin bir statü elde edebilmeleri, bir şu andaki kazanımlarını kalıcı hale getirmeleri mümkün değil. Mutlak bir şekilde Rojava'da dahil diğer parçalarda da Kürtlerin kendi ulusal birliklerini yaratması gerekiyor. Bu konuda KSD'nin göstermiş olduğu çaba bunun sonucu. Ama ikinci aşamaya geçti diye bir şey sahada biz göremiyoruz yani. Şu an
görüşmeler yeniden durdu. Bir gün başladı, bugün yeniden görüşmeler durdu. Çünkü NKS'nin sürdürmüş olduğu siyaset, Türkiye'nin bölgeye dayattığı siyasetin burada kabul ettirilmesi temelinde bir siyaset. PYD ile görüşme yapılmak isteniyor. PYD ile neden görüşme yapılmak istenir ki? Ulusal birlik görüşmesi ise tüm Kürt partileriyle görüşme yapmak gerekir. Hatta sivil toplum örgütlerini dahil etmek gerekir. Evet, asıl konu bu değil. Çok fazla üzerinde durmadan evet, doğrusu geçersek yani iyi olur. Özetlersek. Türkiye'nin siyasetini bölgede hakim hale getirmek istiyor. NKS'nin müdahalesi söz konusu. Evet. Bunu da çete gruplarıyla Mınbiş'te evet çeşitli kasede güçlerine yönelik eylemler yapıyor. Suriye, Rojava'nın içerisinde de NKS eliyle bunu sürdürmek istiyorlar. Ve bu siyaseti bölgede Kürtlere kabul ettirmek istediklerini söyleyebiliriz. Ve bu biraz daha ABD ve Türkiye'nin bölgeye yönelik ortak siyasetinin bir sonucu evet, olarak ilerlediğini söyleyebilirim. Yani. Son günlerdeki uzlaşıdan ortaya çıkan ipuçlarından belki de biri bu sizin söyledikleriniz. Bereket Kar, hocam size sormak istiyorum. Bu Suriye ve Rojava bağlamında daha çok yaşanan gelişmeleri siz de yakından takip ediyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Ama burada bir önemli durum da doğrusu söz konusu, belki son turda özellikle onun üzerinde durmakta yarar var diye düşünüyorum. Afrin'de yaşananları sormak istiyorum. Yani Afrin'de yaşananlar neyin işareti? Çünkü orada Kürtlerin yaşadığı bir yerde Kürtçe Kürtlere yasaklanıyor. Gencecik kızlar orada bulunan işte Türk askerleri de, Türkiye destekli diğer gruplar tarafından da kaçırılarak tecavüze uğruyorlar ve cenazeleri bulunuyor. Korkunç insan hakkı ihlalleri var ki onunla ilgili de BM'ye dönük ciddi başvuru hazırlıkları da var. Ama aslında ciddi anlamda, uluslararası alanda tepki görmeyen de bir durum söz konusu. Bu son turu bu bağlamda değerlendirirsek, tabii siz yine Rojava ile ilgili de eklemek istedikleriniz varsa onları da dinlemek isteriz. Şimdi gönül isterdi ki tabii ki biraz bütün Türkiye'nin bu dış politikası, Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den işte Libya'ya ve şimdi de Yemen'e kadar, bakın Yemen'e kadar uzanan başka bir müdahale de söz konusu kapıda. Şimdi bütün bunların Türkiye'ye ve Türkiye halklarına, devrimci, ilerici güçlerine yansımalarının ve siyasal sürece nasıl yansıyacağı noktasında tabii ki belki bu ayrı bir program tartışması, ileride bunu yapmak gerekir gerçekten. Türkiye ileri bir müdafaa hattı kurdu. Stratejik İdlib'de, ben öyle niteliyorum, İdlib'deki konumlanış ileri bir müdafaa hattıdır. Neyin müdafaası? Bir, kendi sınırlarının müdafaası. İki, girdiği, arkadaşımızın ifade ettiği gerek Batı, Fırat'ın batısı, doğusu, Cerablos'u, Afrin'i vesaire bütün bu bölgelerin aslında buradan güç devşirme ve en azından gerek sistemin, yani Suriye yönetiminin, gerekse başka güçlerin buraya müdahalesini engellemeye dönük ciddi bir ileri müdafaa hattı. Bunun sonuna kadar korumaya çalışacak. Ve oradan şunu biliyoruz. İdlib'den Afrin'e, İdlib'den Cerablus'a, İdlib'den diğer Aynel Arab'a ve diğer bir takım bölgelere aslında güçler gönderdiğini ve bu konuda Kürtlerle de karşı karşıya en azından savaştırmak için ve bu çetelerin Kürt asıllı Kürtlere yönelik Afrin'de neler yaptığını sizin ifade ettiğiniz gibi son günlerde değil, bu savaşından beri bu talan siyaseti, insan kaçırma, kadınlara tecavüz etme ve bütün var olan insanların, yani orada köklü var olan bir değişimi tamamıyla yok sayarak ve değişimin
farklı dışarıdan getirdiği güçler. Son 5 dakikamız, 5-6 dakikamız, yani zamanımız daralıyor. Evet. Onun için mümkünse 2-3 cümleyle özetleseniz bu konuyla ilgili hem İbrahim Varlı'dan hem Nihat Kaya'dan da kısa görüş almak istiyorum. Bir bakıma da İbrahim'in ifade ettiği meseleye de büyük oranda katılıyorum. Bugün ABD Türkiye'ye şunu söylüyor: sen niye kaygı duyuyorsun? Bak ben buradayım. Kürtler meselesinden senin bir kaygı duyman gerekmiyor. Ben bu işin yürütücüsüyüm, bir araya getirmeye çalışıyorum ve burada bir güvenceyim demeye çalışıyor Türkiye. Türkiye bunun için şimdi bu koşullarda dikkat edilirse çok sessiz ve aşağı, yani alttan alta bir siyaset izlemeye çalışıyor ve ABD ile birçok noktada yeniden kontak kurarak aslında oradaki süreci de direkt fiili olarak katılmazsa da askeri olarak müdahale yerine ABD'nin, Fransa'nın, diğer güçlerin, bunu oradaki Kürt dostlarımız KSD vesaire görmüyor mu? Elbette görüyor ve oradaki aslında duydukları tepki ve kaygıları çok iyi anlıyoruz. Böyle bir şeyin var olduğunu ve bu işin o kadar basit ilerlemeyeceği kanaatindeyim. Peki. Bunu söylemek istiyorum. Peki. Ben İbrahim Varlı'ya da aynı noktada soruyu sorayım. Özellikle bu Afrin üzerinde yaşananlar. Çünkü orada bir işgalden öte gerçekten bir kültürel soykırım da var. Bir de çok sayıda hak ihlali var. Yani taciz, tecavüz, talan, kaçırma, insani açıdan da çok ciddi problemler var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirilecek bir taraf yok açıkçası. Bir ÖSO dediğimiz radikal İslamcı, cihatçı, katiller sürüsü. Ve bunlar o bölge, işte Afrin ve diğer bölgeler teslim edilmiş durumda. Bunlar El-Nusra'dan, IŞİD'den farkı olmayan radikal İslamcı, yürek yiyen, kafa kesen, Kürt'e düşman, düşman, Hristiyan'a düşman, hatta Türkiye düşman yapılar bunlar, ama bunlarla AKP hükümeti fiili resmi bir ittifak halinde ve bu ittifakında çok ciddi yansımaları olacaktır önümüzdeki. Çünkü bunlar birer serseri mayın, bunlar birer paramiliter güçler. Bu güçlere kim daha fazla para verirse onun yanında buna paralı güç. Bugün siz satın aldınız, yarın para azapları veren onun yanında yer alır ve size dönebilirler. Bu nedenle tehlikeli. Afrin'de de zavallı savunmasız halka karşı, çocuklara karşı, kadınlara karşı ve orada diğer Afrin'e karşı, hepsine karşı büyük bir zulüm işleniyor. Her türlü, çünkü Teksas'a dönmüş durumda. Hesap soramıyorsunuz, evet. Giremiyorsunuz, takip edemiyorsunuz. Hadi bakalım biz dahil olmak, dünya medyası gitsin aklına girsin bakalım girebiliyor mu? Giremezsiniz çünkü kontrollü olarak buraya girmeniz için belli mercilerden, yani Türkiye'den izin almanız gerekiyor. Peki. Elinizi korunuz, sadece oraya gidip takip edemiyorsunuz. Böyle olunca da bilemiyorsunuz. Bize yansıtıldığı kadar, yani onlar, o dönemlerde yansıyanlar, yani hıraç bir şekilde medyaya yansıyanlar, artık hani onlar bardağı taşıran damlar, tamamen adaletsizliğin hüküm sürdüğü yerler, zaten işgal edilen yerler. Misiniz? Bir başka ülkenin toprakları içerisinde bir başkalarına ait toprağa konmuş durumdasınız. İşte 2 yılı geçiyor ve oralarda çeşitli faaliyetlerde bulunuyorsunuz ve hani çıkmak için de herhangi bir imanı göstermiyorsunuz. Orada İşin, kalıcı olmanın işin özeti. Peşinde. İşin özeti aslında orada tüm yapılanlardan Türkiye'nin sorumluluğunda, Türk Devleti'nin sorumluluğunda ortaya koyuyor. Son olarak ben zamanımız çok dar, Nihat Kaya'ya sormak istiyorum ama Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin de oradaki insan hakları kurumlarının da uluslararası kurumlara BM'ye başvurusuna dönük hazırlıklar var. Özetle hem Afrin'de yaşananları hem bu başvurunun nasıl bir sürece yol açabileceğini söyler misiniz? Son 2 dakikamız lütfen. Evet, Afrin'de yaşananlar bilindiği üzere orada Kürtçenin konuşması da yasaklandı en son. En son
basına çok yoğun şekilde yansıyan kadınların kaçırılması olayları vardı, bazılarının öldürülmesi. Şimdi bu konuda şunu başta belirteyim. Bu bölgede Sultan Murat Tugayları veya Hamza bilmiyorum ne Tugayların yapmış olduğu bir olay olarak ben görmüyorum. Çünkü bir yıl öncesinde Ahrel el-Şarkı'ya yönelik bir operasyon yapıldı. Afrin'de bütün kaçırmaların, yolsuzlukların, hırsızlıkların hepsini onlar yaptı diye Türk ordusu bir operasyon yapmıştı. Şimdi Sultan Murat bilmiyorum ne Hamza Tugayları. Afrin'de yaşananlar Türk devletinin, AKP zihniyetinin, AKP iktidarının bilinçli olarak bölgede yapmış olduğu sistematik bir uygulamadır. Bölgedeki demografik yapıyı değiştirme siyasetidir. Bunu net bir şekilde belirtmek gerekir. Bunun zaman da kalmadığı için kısaca belirteyim. Uluslararası mahkemelere başvurma gibi bir talepleri, bir şeyler var bölgedeki sivil toplum örgütlerinden tutan şey ama hatta bazı yerlerde bazı dilekçeler de verildi. Kamışlı'da bulunan Birleşmiş Milletler temsilciliğine. Geçmişte de çok sayıda dilekçe verildi ama hiçbir şey çıkmadı. Yani bir dünya savaşının içerisinde BM'nin de çok ciddi bir şey bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle orada yaşananlara çok ciddi de tepki göstermek lazım. Çünkü korkunç şeylerden söz ediliyor. Özellikle Türk Devleti'nin, Türk ordusunun işgalinde olan alanlarda. Yayınımızın sonuna geldik. Ben her üçünüze de katılımınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Sağ olun, görüşmek üzere.